otomatik vites kutulu yeni Renault Captur aracınız, otoyollarda ve ana yollarda seyahatleriniz esnasında sürüşü kolaylaştırmak için bir yenilik olan otoyol ve trafik yardımı ile donatılmıştır. Yardım sistemi nasıl çalışır? Öncelikle hız regülatöründe olduğu gibi aracınızın seçtiğiniz seyir hızı ayarında kalmasını sağlar. Ayrıca yeni Renault Captur aracınızın ön kısmında bulunan bir kamera ve radar tarafından tespit edilen öndeki araçla aranızdaki ideal takip mesafesini korumak için bu hızı değiştirebilir. Takip mesafesinin azalması ve çok kısalması durumunda aracınız frene basmanız gerekmeden yavaşlayacaktır. Takip mesafesi yeniden yeterli hale geldiğinde aracınız önceden tanımladığınız seyir hızına yeniden ayarlanır. Hepsi bu kadar değil. Otoyol ve trafik yardımı sistemi aracınızın bulunduğu trafik şeridinde kalmasını da sağlar. Sizin için büyük rahatlık. Bu sürüş yardımı birkaç işlevi gruplandırır. İlk işlevin nasıl etkinleştireceğine bir bakalım. Uyarlamalı hız regülatörü. Bu düğmeye basın. Devre dışı bırakmak için aynı düğmeye basın. Sürüş yardımı etkinleştirildiğinde gösterge tablosunda bu gösterge ışığı yanar. İşlev çalışmaktadır ve bir seyir hızı programlamanız gerekir. Bunu yapmak için sabit bir hızda bu düğmelerden birini kullanın. Mevcut hızınız seyir hızınız haline gelir. Değeri artırmak için bu kontaktöre ve azaltmak için bu kontaktöre basarak seyir hızını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Hızı saatte 10 kilometrelik adımlarla değiştirmek için basılı tutun. Bu kontaktöre tekrar tekrar basarak bir takip mesafesi ayarlayabilirsiniz. 4 yatay takip çubuğu istenen mesafeyi gösterir. Kısa mesafe için bir çubuk, yaklaşık 1,2 saniyelik bir takip süresine karşılık gelir. Orta mesafeler için 2 çubuk, yaklaşık 1,6-2 saniyelik bir takip süresine karşılık gelir. Son olarak, uzun mesafe için 1 çubuk, yaklaşık 2,4 saniyelik bir takip süresine karşılık gelir. Mesafeyi programladığınızda, trafiğe odaklanmaya devam ederken, ayağınızı gaz ve fren pedalından çekebilirsiniz. Kamera ve radar önünüzde bir araç algıladığında, gösterge tablosunda bu görüntülenir. Öndeki araçla olan mesafenin programladığınızdan daha az olması durumunda, yeni Renault Captur aracınız doğru mesafeyi korumak için otomatik olarak yavaşlayacaktır. Güvenlik mesafesi artık korunmadığında ve gaza bastığınızda mesafe çubuğu yanıp söner. Uyarlamalı hız regülatörünü seyahatinizin herhangi bir kısmında duraklatabilirsiniz. Bunu yapmak için bu düğmeye basmanız yeterlidir. Ardından seyir hızı ve takip mesafesi kaydedilir ve gösterge tablosundaki ekran sönükleşir. Ayrıca fren pedalına hafifçe basarak da sistemi duraklatabilirsiniz. Uyarlamalı hız regülatörünü yeniden başlatmak için öncelikle trafiğin durumunun ve trafik koşullarının uygun olduğundan emin olun. Ardından bu düğmeye basın. Hız, ikaz ışığıyla birlikte yeniden görüntülenir. Önceden ayarlanan hız, mevcut hızınızdan yüksekse, aracınız söz konusu hıza ulaşmak için hızlanır. Örneğin sollama yapmak için seçilen hızı tabii ki aşabilirsiniz. Bunu yapmak için sadece gaz pedalına basın. Bu durumda seyir hızı, gösterge panelinde kırmızı renkte yanıp söner. Seyir hızına geri dönmek için yavaşlayın. İhtiyaç olması halinde, sistem belirli hızı yeniden kazanmak için fren dayı yapabilir. Algılanan araç sarı olarak görüntülendiğinde, sistem dikkat etmeniz ve aracın kontrolünü geri almanız için sizi uyarmak üzere tek bir bip sesi çıkarır. Bu görüntü sürekli bir bip sesiyle birlikte gösterilirse, uyarlamalı hız regülatörü yeterli şekilde fren yapamayacağı için riski önlemek üzere hemen harekete geçmelisiniz. Uyarlamalı hız regülatörü, stop and go işlevine sahiptir. Bu sürüş yardımı etkinleştirildikten sonra, saatte 0 ila 170 km arasındaki hızlarda çalışır. Stop and go özelliği ne için kullanılır?
Çok basit. Öndeki araç yavaşlayarak tekrar hareket etmeden önce durduğunda, yeni Renault Captur aracınızda sizin pedallara basmanıza gerek duymadan aynısını yapabilir. Önünüzdeki araç 3 saniyeden önce yeniden çalıştırılırsa, yeni Renault Captur aracınız otomatik olarak yeniden çalıştırılır. Yeniden çalıştırmanın 3 saniye ile 3 dakika arasında olması durumunda, hız regülatörünü ve Stop and Go sistemini yeniden etkinleştirmek için gaz pedalına veya bu düğmeye kısa süre basmanız yeterlidir. Stop and Go uyarlamalı hız düzenleyici ile trafik sıkıştığında gerçek sürüş yardımından faydalanırsınız. Önemli! 3 dakikadan sonra uyarlamalı hız regülatörü devre dışı bırakılır ve elektronik park freni tetiklenir. Ardından işlevi yeniden başlatmanız gerekir. Rahat etmenizi sağlamak için Stop and Go işlevi bulunan hız regülatörü, Stop and Start ve elektronik park freni işlevleriyle mükemmel şekilde uyumludur. Uyarlamalı hız düzenleyici etkinleştirildiğinde ve otoyol ve trafik yardımı sisteminizin tamamen etkin olması için, aracınızı bulunduğu trafik şeridinde tutmak için şerit ortalama işlevini etkinleştirmelisiniz. Bunu yapmak için bu düğmeye basın. Bu mesaj ve bu gösterge ekranda gösterilir. Otoyol ve trafik yardımı şimdi etkindir. Şerit ortalama yalnızca uyarlamalı hız regülatörü etkin ise kullanılabilir. Etkin değilse gösterge tablosunda bu mesaj gösterilir. Aynı şekilde uyarlamalı hız düzenleyici etkin ancak çalıştığı durumda değilse şerit ortalama da duraklatılır. Yardım sistemi etkinleştirildiğinde sistem ellerinizin direksiyon simidinde olmadığını veya bir süredir direksiyon simidinde herhangi bir hareket yapmadığınızı algılarsa, kontrollü ele alın mesajı ve sesli bir sinyal ile birlikte gösterge tablosunda bu ikaz ışığı gösterilir. İlk uyarıdan sonra herhangi bir eylem gerçekleştirilmezse uyarı şiddetlenir ve kırmızı hale gelir. Yanıt vermemeniz halinde otoyol ve trafik yardımı devre dışı bırakılır. Ancak uyarlamalı hız regülatörü etkin kalır. Devre dışı bırakılmadan önce direksiyon simidini sıkıca kavramanız durumunda yardım sistemi etkin kalır. Dar virajlarda sürüş esnasında aracınız beyaz çizgiye yaklaştığında direksiyon simidi titreşir. Bu durumda aracınızı şeritte tutmak için direksiyon simidini kontrol etmeniz gerekir. Bir aracı sollarken otoyol ve trafik yardımı sistemi duraklatılır. Sinyalinizi etkinleştirir veya kasten şerit değiştirirseniz, şerit ortalama özelliği otomatik olarak etkinleştirilir. Şerit ortalama işlevini manuel olarak devre dışı bırakmak için şerit ortalama veya uyarlamalı hız düzenleyici düğmesine basın. Bu sürüş yardımının doğru çalışmasını sağlamak için kamerayı, ön camı ve radarı temiz ve bakımlı tuttuğunuzdan emin olun. Yol görüşünün az olduğu veya keskin virajların olduğu durumlarda işlev geçici olarak olumsuz etkilenebilir. Ayrıca römork çekmeniz durumunda uyarlamalı hız regülatörünü devre dışı bırakmalısınız. Son olarak kamera ve radarın yalnızca sizinle aynı yönde giden araçları algılayabileceğine dikkat edin. Ayrıca özellik yolda karşıdan karşıya geçebilecek hayvanları, yol kenarındaki bariyerleri veya sinyal ışıklarını algılamaz. Sürüş sırasında her zaman tetikte olun. Yeni Renault Captur aracınızdaki otoyol ve trafik yardımı sistemi, otoyolda rahat ve huzurlu olmanız için tasarlanmıştır. Pek yakında onsuz yapamayacaksınız. Yeni Renault Captur ile keyifli sürüşler.